Şimdi mesela şöyle başlayalım. Limit x 1'e giderken tam değer x'in limitine bakalım. Şimdi burada da arkadaşlar önemli olan bak kritik noktayı nasıl tespit edeceğiz? Kritik nokta burada bunu yerine yazdığında bak yerine yazıyorum. 1 yazdın. Şurası 1. Sonuç tam sayı ise bu kritik nokta olacak. Ve de göreceğiz şöyle bir durumla karşılaşacaksın. 1'e sağdan yaklaşalım. Ne dedik? X 1'e sağdan yaklaşıyorsa x değer 1'den büyük. 1'den büyük sayılar 1 ile 2 arasına düşebilir. Hani şey olarak bunun tam değerinden bahsediyorum. Birden büyük bir tam sayının tam değeri kendisinden hani büyük olmayan tam sayıların en büyüğü. Şu an burası kesin olarak 1. Neden? X değer 1 ile 2 arasında. Bunun tam değeri 1. O zaman 1'in limiti 1'dir. O aralıkta yaklaşırken yani x değer 1'e sağdan yaklaşırken 1 ile 2 arasındaki sayılardır. Bu da bunun 1 olmasını garantilen 1'dir. Limit x değer 1'e soldan yaklaşırken bu sefer x değer 1'den küçüktür. Yani 1'den küçükten kasıt o zaman 0 ile 1 arasındadır gibi düşün. Tam değer x'e baktın. Bu da nedir? 0'dır. Ve bunun limiti de 0. Sağ limitin sol limitine eşit mi? Eşit değildir. Eşit değildir. O zaman bir de limitin yoktur. Şöyle bir şey diyebilirsin. Direkt x olursa, yani direkt şurası x olursa A eleman Z için A bir tam sayı ise limit x A'ya sağdan yaklaşırken tam değer x'in x değer A'dan büyük olduğu için A'nın kendisine eşittir. Limit x A'ya soldan yaklaşırken tam değer x A'dan küçükler olduğu için A eksi 1'e eşittir. Sadece x için bu. Bak şimdi sadece x için derken kastettiğim şu. Tuttu. Şöyle bir şey var. X 2 tam değer x kare. Şimdi biraz evvelki gibi sağdan yaklaştığında 2, soldan yaklaştığında 2 eksi 1, 1 şeklinde bir şey yazamayabilirsin. Şurası önemli. Buradaki senin için önemli olan tam değerin içindeki fonksiyon çok önemli. Şurası çok önemli. İlk şuna bakabilirsin. Bunu yerine yazdın. 4. Bu bir tam sayı mı? Evet. O zaman kritik bir durum var. Kritik nokta. Burada bir kritik durum söz konusu. Sağ ve sol incelemek zorundasın. Sağdan yaklaşalım. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken. Şimdi bakış açın şu olacak. Bu neyi ifade ediyordu? X değer 2'den büyük. Tamam, elinde bu var. Ama sen x karenin ne olduğu senin için önemli. X değer 2'den büyük ama x kare ne? O zaman her tarafın karesini aldın. X kare de neden büyük oldu? 4'ten büyük. Yani x kare o zaman 4 ve 5 arasına düşüyor. X kare 4'ten büyükse şu an şurası tam değerce 4'e eşittir. Bunun da limiti 4'tür. Sağdan limitin 4'tür. Şimdi soldan limite bakalım. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken şimdi x küçük 2 o zaman x kare küçük
4. 4'ten küçük ise bu 4 ile 3 arasında gibi bir şeydir. Demek ki tam değerin şurası 3 olacaktır. Limitinde 3 olur. Bu 4'e eşit değildir. 3 4'e eşit mi? Değil. O zaman limitin yoktur. Yoktur. Mesela limit x 1'e giderken tam değer x bölü 2. Şimdi bunu yerine yazdın. Öyle dedik. Yerine yaz dedik. Yerine yazdın. 1 bölü 2. Bu tam sayı değil. Yüksek ihtimal kritik olmama ihtimali var. Yerine yazdın. Burası 1 bölü 2'den 0 çıkıyor. Bunun limiti yüksek ihtimal 0 çıkacak. Neden? X'ler 1'e, x'ler 1'e nereden yaklaşırsa yaklaşsın senin x bölü 2 değerin 0 ile 1 arasına düşecektir. Doğru mu? X'ler 1'e sağdan da yaklaşsan, soldan da yaklaşsan 0 ile 1 arasında bir değere düşeceksin. Ve bu durumda senin tam değerin 0 olacaktır. 0 ile 1 arasında bir sayının tam değeri 0'dır. Ya ben buradan göremedim dersen şunu yapacaksın. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken yani x'ler 1'den büyük ise bak senin asıl muhatabın bunun yanı sıra bak şunun yanı sıra asıl şurasıyla muhatapsın. X bölü 2 1 bölü 2'den büyüktür. 1 bölü 2'den büyük dahi olsa bu 0 ile 1 arasında düşüyor demektir. Tam değerin şuradaki 0'dır. Soldan yaklaş. X'ler 1'den küçüktür. O zaman x bölü 2 1 bölü 2'den küçüktür. 1 bölü 2'den küçük olan tam sayı mantığı var ya 0 ile 1 olan tam sayılar arasındadır. Yine senin tam değerin 0'dır. Şurası. Bu buna eşit. O zaman tam değerin 0'dır. Limitin 0'dır. Tam değer de 0'dır. Hepsi 0'dır. Burada ana mantık bu. Kritik nokta tam yazdığında tam sayı yapıyorsa kritik noktadır. Yani kritik noktaysa onu incelemen lazım. Sağ ve sol limitine bakman gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir şey var. Limitlerde bizim bahsedeceğimiz şey eğer bir belirsizlik yok. Mesela şöyle diyeyim. Bir polinomsa onu söyledik. 3x artı 1 fonksiyonu yerine yazdığında elde ettiğin değer senin limitindir. Polinomlarda bu böyledir. Veya fonksiyon mutlak değer fonksiyonu 3. Bak bir belirsizlik yoksa bunu yerine yazarsın 3. Burası ne oldu? Mutlak değer eksi 1. Eksi 1'in mutlak değeri 1. Bunda sıkıntı yok. Bir belirsizlik yoksa isterse 3'ler olsun. Limit x 0'a giderken 2 üzeri x artı 1. X'i yazdığın yerine 2 0 artı 1, 2 üzeri 1 eşittir 2. Herhangi bir belirsizlik yok. Limitin bu. Limit x 3'e yaklaşırken logaritma 2 tabanında 5 artı x. Yerine yazdım. Tanımsızlık yok. Bir belirsizlik yoksa, bir sıkıntı yoksa direkt limitin bu artık logaritmanın özelliği gereği bunu 2 üzeri 3 yazarsan 3. İkiler sadeleşir. 3. Köklülerde tanımsız yapmıyorsa
7x artı 2. 14, 16 kök 16, o da eşittir 4. Bir tanımsızlık, bir belirsizlik yoksa, ister karekök, ister küp kök, hangi kök olursa olsun limitin budur. Yani aklına gelen çoğu fonksiyonda aynı şey geçerlidir. Bunları bil. Limitte sonra şöyle özelliklerden bahsedilebilir. Bunları ispat olarak da normalde görülebilir. Bir ilk A noktasında bir fonksiyonun limiti L olsun. Bir A noktasında G fonksiyonunun limiti M olsun. Hatta işi garantiye alalım. M sıfırdan farklı olsun. İse limit 1. X A'ya giderken F artı GX, yani toplamın limiti ayrı ayrı limitleri toplamıdır. O da eşittir. L artı M'dir. Aynı şey park için geçerlidir. Bir daha yazmaya gerek yok. Çarpımın limiti ayrı ayrı limitleri çarpımıdır. Ayrı ayrı limitleri çarpımıdır. Üç bölümün limiti G sıfırdan farklı olduğu için ayrı ayrı limitleri bölümüdür. Zaten yukarıda belirttik. M sıfırdan farklı diye. Sırf bunun için L çarpı M'dir şeklinde bu limitlerin böyle tek tek özelliklerinden bahsedebiliriz. Toplam çarpım şeklinde. Yine şu tip sorulara değinilebilir. Bir örnek çözelim. Epsilon delta tekniğine gösterilmesi şeklindedir. Zaten bütün limitleri normalde bu şekilde yapabilirsin. Mesela 2x artı 1 fonksiyonunun x eşit 1'deki limiti nin 3 olduğunu epsilon delta tekniğine gösterin. Hemen şundan bahsediyorsun. Burada önemli olan değişkenin nereye yaklaştığı. Değişken nereye yaklaşıyor? 1'e. Delta burada işe yarıyor. Bunu temsil şudur. X'in 1'e olan uzaklıkları delta'dan küçük iken. Yani her tabi burada her delta büyük 0 için. Neye bakmak gerekiyor? Fx eksi Fx eksi L dediğin şey şudur. Limitin hangi noktaysa o. Fx'i yerine yazdık. Burası da iki parantezine alırsan x eksi 1'dir. Şimdi bak sen x eksi 1'i neden küçük aldın? Delta'dan. O zaman bunun yerine delta yazarsan burası 2 çarpı delta'dan küçük olur. 2 çarpı delta'dan küçük olur. Yani ne diyorduk ispatta? Bu küçüktür epsilon
diyorsun. En son yani delta ile ilgili ifade ettikten sonra buradan şunu rahatlıkla söyleyebilirsin. Delta eşittir. Delta epsilon bölü 2'den küçük. Demek ki delta'yı ne seçeceksin? Epsilon bölü 2 seçeceksin. Delta, hatta bazı kitaplar epsilona bağlı olduğu için buna delta epsilon diyebilirim. Epsilon bölü 2 seçilirse her epsilon büyük 0, delta büyük 0, x eksi 1 küçük delta iken senin fx eksi 3 küçük epsilon olacağından senin fonksiyonunun limit x 1'e giderken fonksiyonun limiti 3'tür. Fonksiyonun limiti 3'tür. Bu şekilde gösterilir. Bir fonksiyonun limitinin varlığı. O yukarıdaki yazdığım bütün ifadeler bu şekilde ispatlanır. Toplamlı, farklı, bütün hepsini o şekilde gösterebilirsin. Şimdi sırayla şöyle limitlerden bahsedelim. Eğer arkadaşlar biraz evvel bahsettiğimiz gibi herhangi bir sıkıntı yoksa limit değerini yerine yazıyorsun. Belirsizliklerden bahsedilebilir. Sıfır bölü sıfır belirsizliği. Şimdi bu belirsizliği birkaç kere daha inceleyeceğiz. Şimdi normalde burada biz size türevden bahsedene kadar hani türev alarak hiçbir soruyu çözmüyorsunuz. Sadece çarpanlara ayırmadan faydalanabilirsiniz veya bildiğiniz bazı özdeşlikler varsa onlardan. En basit örneğine şöyle başlayalım. X kare eksi 1, x kare eksi 3, x artı 2. X yerine 1 yazdık. Yukarısı 0. X yerine 1 yazdık. Yukarısı 0. Aşağısı 0. O zaman bu belirsizliktir. Hemen ifadeyi çarpanlarına ayırıyorsun. Belirsizlik ortadan kalktı. Bak burada sakın şunu kafanda oluşturma. Burada sıfırı sıfıra bölmüyorsun. Şu an senin x'lerin ne? Bak şu an burada x'ler 1 değil. X'ler 1'e yaklaşan sayılar. O zaman burası şu an sıfır değil. Mesela atıyorum x'i 1,2 aldım. Burası 0,2 olur. 1,1 aldım. 0,1 olur. 1,001 aldım. 0,01 olur. Bak burası şu an sıfır değil. Onun için rahatlıkla sadeleştirebilirsin. Limitte yaklaşım söz konusuydu. Tamam. Burada bir problem, yani buradaki problem ortadan kalktıktan sonra bu x böyle yaklaşsa en son x ne olabilir? 1'e yak olur. Yani bunu yerine yazdığında şöyle diyorsun. Bu üst taraf en son 2 olur. Yaklaştığı değer. Burası eksi 1 olur. O zaman limit eksi 2 olur. X'ler 1'e yaklaşan sayılardır. O şekilde yaklaşacağız olaya. Limit x mesela. Burada şunu görelim. Yine 1'i verelim. Genelde bu rahat oluyor. Yerine yazdığın 0 bölü 0'ı gördün. Bunu görmeden
Ezbere iş yapma yalnız. Birden fazla çözüm var. Şimdi nasıl birden fazla çözüm var? Alışık, neye alışıksan onu kullanabilirsin. Mesela şunu yapabilirsin. Burada köklü ifadeyi gördün, hemen eşleniğiyle çarpmak aklına gelebilir. Kök x artı 1 ile, işte o zaman yukarısını da kök x artı 1 ile çarpacaksın. Karşımıza ne çıkar? Şu çıkan alt taraf 2 kare farkıdır. X eksi 1 olur. Bunlar birbirini götürür. X yerine 1 yazdı. 2 olur. X yerine 1 yazdı. 2 olur. Peki. Eksi 1 burada dikkat edeceğiniz bir şey var. Bak. Şurada not diyeyim. Küp kök x eksi 1'in eşleniği küp kök x artı 1 değildir. Çünkü buradaki eşlenikten maksat senin irrasyonel olan sayıyı rasyonel hale getirebilmek. O zaman burası a küp eksi b küp açılımını düşüneceksin. Oradan karşına gelen küp kök x kare eksi artı olacaktır. Küp kök x çarpı 1 artı 1'dir. Yani normalde şöyle düşün. A küp eksi B küp. Bu açılımdan gelir. A eksi B x küp eksi 1. Bak şurası A. Burası B mantığıyla düşündün. A kare, A kare bunun karesi artı AB artı B kare. Şimdi bununla da bunu çarparsan bak A küp eksi B küp x bunun kübünü aldın x bunun kübü 1 direkt her tarafı şu paydayla çarpıyorum. Artık burada eşleniğini aşağı yazdığım için rahatlıkla yazıyorum. Limit x 1'e giderken alt taraf şurası a küp eksi b küpten dolayı x eksi 1 olacak. Burası zaten x eksi 1. Üst tarafı da biz kök x kare artı küp kök x artı 1 ile çarptığımızı düşünüyoruz. Bunu bununla çarptın. Bunu bununla çarptın. Küp farkından x eksi 1 oldu. Bunlar birbirini götürdü. X yerine 1 yazdın. Eşittir 3 olur. X yerine 1 yazdın. 3 olur. Şöyle bir şeyden bahsedeyim. İkinci yol diyeyim ona. Değişken değiştirme tekniği. Limit. X 1'e giderken şimdi ben bu küple uğraşmak istemiyorum. O zaman x yerine tek küp yazayım diyorum. O zaman şurası ne olur sorusuna cevap bulmam lazım. X'ler 1'e giderse x eşittir t küp demiştim ya. X yerine 1 yazarsam 1 eşittir t küp.
Yani bir nevi ne olmuş oluyor? X'ler 1'e giderse, X'ler 1'e giderse T'ler de 1'e gidiyor. Doğru mu? T 1'dir. Senin denklemini T'ye öyle düzenleyeceğiz. T'ler 1'e giderse X gördüğün yere T küp yazıyorsun. T küp eksi 1 bölü. Şurada T küp yazdığında dışarı T çıkacaktır. T eksi 1. Üst tarafı A küp eksi B küp mantığıyla çözdüğünde T eksi 1 T kare artı T artı 1 T eksi 1 T'ye ne yazdın? 3. T 3'tür. Yani bu değişken değiştirmek köklülerde kullanabileceğin güzel bir metottur. Hatta ve hatta şöyle bir örnek vereyim. Ne diyelim? Fark etmez. 4, 6, 64 olur. Doğru mu? 64. O zaman buraya 8 diyeceğiz. Küp kök x'e buraya 4 diyeceğiz. Yerine yazdık. 0 bölü 0. Bak. Bunu görmeden sakın işlem yapma. Yani bunu mutlaka gör. Mesela misal olarak veriyorum. Misal. Limit x 64. Küp kök x eksi 4. Kare kök x artı 8. Veya bu artı olsun. Şurası eksi olsun. Şimdi bunu yerine yazdın. Yukarıda sıfırı gördün. Tamam, belirsizlik var. Hemen başlayayım. Yok, acele etme. Bir de şuraya yaz bakalım. Burası 4 yapar. Burası 8 yapar. 0 bölü 8 0. Bitti. Soru burada bitmişken sen boşu boşuna uğraşırsın. Belirsizliği görmeden işlem yapmıyorsun. Belirsizliği yakaladın. Burada şundan faydalanırsın. Normalde buraya t kare desem bu kurtulur, bu kurtulmaz. T küp desem bu kurtulur, bu kurtulmaz. O zaman şu ikisinin OBEB'ini alırsın. O kekini alırsın. Pardon. X yerine x eşittir t üzeri 6 denirse x 64'e giderken x'ler buraya yaklaşırsa t'ler 2'ye yaklaşır. Çünkü 2 üzeri 6 64'tür. Hemen senin bu limitin, şuradaki limitin, şuradaki limitin, şuraya alalım onu. Limit T2'ye giderken X yerine T1'i yazarsan üst taraf T küp eksi 8, alt taraf T kare eksi 4 olur. T kare eksi 4. A küp eksi B küp. Bu ikinin kübüdür. A küp eksi B küp. A eksi B yani T eksi 2 T kare artı 2T artı 2'nin karesinden 4 gelir. Burası 2'nin karesi A kare eksi B kare 2 kare farkıdır. T eksi 2 T eksi 2 T artı 2 T eksi 2'ler birbirini götürdü. T yerine 2 yazdık. 4, 4, 4, 12 bölü 4 o da eşittir 3. Yani bahsettiğimiz gibi eğer birden fazla kök varsa da bunların o keklerini alarak bu işi halledebilirsin. Bunlar 0 bölü 0 belirsizlikleridir. Birçok şekilde karşımıza gelebilir. Bunların bazıları trigonometriktir. Onları trigonometrikte inceleyeceğiz. Mesela şöyle bir sorudan bahsedelim.
eksi 1 bölü 1 signum x eksi 1 nedir? Şimdi yerine yazdığında signum da 0 oluyor. Üst taraf da 0 oluyor. 0 bölü 0 belirsizliğini gördün. Arkadaşlar işin içine signum girdiği için ne dedik? Bak 4 tane senin fonksiyonunda sen gerekirse sağ limit sol limite bakacaksın. Çünkü kritik noktaları var bunun. Bir bunun içini 0 yapar. 0 yaptığı için kritik noktadır. Yani alt tarafı hemen kenarda inceleyebilirsin. Nasıl inceleyeceksin? Burası x diyeceksin. Burası 1 ise burada 0 oluyor. Şimdi bak bir kere de yakalayamazsan şurada benim yaptığım gibi parça parça yap. Burada artı oluyor, burada eksi oluyor dersin. O zaman signum artı olan yerde 1, eksi olan yerde eksi 1'dir. Burada da 0 oluyor. Bitti. Şimdi bakalım. Sağ limitine bakalım. Birden büyük değerlerle yaklaşıyorsun. Bak birden büyük, x birden büyük burası, x birden küçük burası. Birden büyük değerlerle yaklaşıyorsan alt taraf ne oldu? 1 oldu. Üst tarafta x yerine, yani burası x eksi 1'dir. Sıkıntı yok. Yani çünkü sen x yerine ne yazarsan yaz, burası ona göre değişir. Yaz şimdi 1'i. 1 bölü 0, 0. Sıkıntı yok. Limit x 1'e soldan yaklaşırken soldan yaklaşmak şurasıdır. Alt taraf kesin eksi 1'dir. Bir sıkıntı yok. Üst taraf x eksi 1 duruyor. Yerine yazdın. Yerine yazınca 0 bölü eksi 1'den 0. Bu buna eşit. O zaman limiti var ve 0'mış. Limitin var ve 0'dır. Şimdi hocam aşağıya eksi 1 yazdık. Yukarısı niye x eksi 1 kalıyor? Bununla kafan karışmasın. Sen burada 1'e büyük değerlerle yaklaşan 1,1 dersen burası 0,1 olur. 1,2 dersen burası 0,2 olur. Yani x'e göre burası değişiyor şu anda. Doğru mu? X'e göre değişiyor. Ama burada ister 1,1 al, ister 1,2 al, ister 1,5 al. Birden büyük her değer için kesin birdir bu. Sabittir. Bunu değişmez. Ondan dolayı. Burada da aynı şekilde 1'e yaklaşan işte 0,8 alsan burası ona göre değişir. 0,9 alsan ona göre değişir. Bu en son 1'e ulaştığında burası 0 olacaktır zaten. Ama alt taraf yine burada ne alırsa